Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hayırlı akşamlar. Geceniz hayırlı olsun. Güzelliklerle, muhabbetle dolsun inşallah. 28 Ağustos 2020 akşamından, Cuma akşamından sizlerle beraberiz. İyi niyetle, güzel dileklerle, muhabbet niyazıyla, bereket niyazıyla ve iştiyakla huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. İştiyakla başlayan muhabbet, iştiyakla başlayan sohbet, iştiyakla başlayan diyalog yine iştiyakla devam eder, yine muhabbetle devam eder, yine kaynayarak, coşarak, taşarak devam eder. İnşallah bugün de kalbimiz coşsun, kalbimiz taşsın, ruhumuz ihtizaza, titreşime gelsin ve bu muhabbeti de yine feyizle, bereketle, muhabbetle dolduralım, götürelim inşallah. Yarın akşam bir YouTube yayınına misafir olacağız. Yarın afişini paylaşacağım. Muhabbeti konuşacağız. Sadece muhabbet üzerinden bir sohbetimiz olacak. Oraya da beklerim sizler efendim. Evet, Esma Nur geldi. Bursa'dan, Bursa'da dostlarımızdan, kalbimizin dostlarından sefa geldin Esma Nur. Naile Kara Ela burada. Hatice Kurt, merhaba efendim, sefa geldiniz. Yine Bursa'dan Emine Güzel Kartal'ı görüyorum. Merhaba Emine Hocam, sefa geldin. Refia Biçer burada, Ömer Faruk Argun ağabeyim burada. Ve biz işte yavaş yavaş başlıyoruz. Merhaba efendim. Merhabalar Nail Hanım. Safiye Barut burada. Akşam da telefonla konuşmuştuk. Geçtiğimiz hafta ikimizin de ablası olan Fahri Erdoğan ablamızı Hakk'a uğurladık, yolcu ettik. Onun üzerine bir minik hasbihal yapmış idik. Evet, merhaba diyoruz. Merhaba diyen dostlarımıza. Hayriye burada. Esma Nur, safalar buldum diyor. İnşallah sohbetin sonunda da aynı görüşünde olursun Sema. Umarım mahcup olmayız. Eyvallah Emine Güzel Hocam. Merhaba Fatma Dilmen. Evet, bazen isimleri hiç zikredemiyoruz. Böyle kaptırıp gidiyoruz. Bugün de baştan bir selamlayalım dedik. Hiç olmasa ilk gelenleri selamlayalım. Esma Nur ve Nail'e, Kara Ela ve diğer dostlarımız hemen arkasından geldiler. Seda Bilgiç Bozkurt. Merhaba efendim. Siz de hoş geldiniz. Safa geldiniz. Efendim, birkaç akşamdır böyle arka arkaya birbiriyle bağlantılı. Hayriyeciğim hoş geldin. Birbiriyle bağlantılı ama birbirine de bağımsız diyebileceğimiz bir muhabbet oldu. İlkin iştiyaktan bahsettik. İştiyak meselesi çok önemli gerçekten. İştiyak ve maşuktan bahsettik. Aslında aşık ve maşuk diyebiliriz. İştiyak diyebiliriz. Yani coşkun istek. Sadece istekle karşılayamayacağımız coşkun bir istekten bahsettik. Ertesi akşam da bunun arkasından bu sefer inkişaftan bahsettik. Yani insanın kendini keşfetmesi, kendini bulması, inkişaf etmesi, Rabbul Has'ını ortaya çıkarması, temel özelliğini, karakterini ortaya çıkarması ve bunun üzerinden insanlara hizmet etmesi, faydalı olması, kendini gerçekleştirmesi, kendini bilinciyle Allah'ın kullarına, diğer kullarına hizmet etmesi meselesini dile getirmiştik. Sonraki akşamda, dünkü akşamda da mümin miyiz gerçekten sorusunu sorduk. Yani gerçekten mümin miyiz? Yani Kur'an'da geçen müminlik vasıfları bizde var mı yok mu? Bunun üzerinde bir muhabbet geliştirdik. Sarsıcı oluyor bazen tabii. Yani böyle kaptırıp gidiyoruz, bazen sarsıcı oluyor. Bu sarsılmanın iyi olduğunu söyleyen dostlarımız da var. Yani çok iyi sirkeledin abi diyen dostlarımız da oluyor. Yani buna ihtiyacımız vardı. Kalbimizin bir titreşimi, ruhumuzun bir titreşime, nefsimizin bir silkelenmesine ihtiyacımız vardı diyenler de oluyor. Ama buna mukabil, hani insanın ifrat ve tefriti de olduğu için tefritte olanlarımız da oluyor. Bu sefer yani buralardan çokça bahsettiğimiz zaman bazen de şöyle duygular gelişiyor. Diyoruz ki ya biz zaten öldük, biz zaten bittik, biz zaten mahvolduk, biz zaten çamura saplandık, biz zaten kuyunun dibine düştük, bize zaten kim ip uzatacak gibi bir düşünce gelişiyor. Yani yattı balık yan gider hesabına dönüyor. Yani zaten mahvoldum, yani kim beni kurtaracak? Zaten perişan oldum, kim benim yüzüme bakacak? Zaten günahkarım, zaten kapkara yüzüm, amelim simsiyah. Yani Cenab-ı Hak benim yüzüme nasıl bakacak filan gibi duygular geliştirebiliyoruz.
Nefsimiz de bizi kimi defa buraya doğru da körüklüyor. Yani sen o kadar konuşuyorsun ama sen o kadar kendini iyi sanıyorsun ama sen kendini mümin sanıyorsun ama sen kendini aşık sanıyorsun ama sen kendini derviş sanıyorsun ama diye o amalardan sonra şöyle kötüsün, böyle perişansın, böyle problemlisin, böyle iki yüzlüsün, böyle dediğini yapmayansın, hakikaten mümin değilsin, hakikaten münafıksın filan diye üstümüze geldikçe geliyor, üstümüze geldikçe geliyor. Bu defa onun altından kalkamayabiliyoruz. Yani aslında bu muhabbetlerin sonucu böyle bir yere gitmek değil. Yani biraz daha Kur'an'dan kalbimize bir pencere açmak. Kur'an'dan ruhumuza bir menfez açmak ve o menfezden gelen mana nefesiyle nefeslenmek. Bütün derdimiz bu. Yani Kur'an'dan bir pencere açalım kalbimize, ruhumuza bir pencere açalım ve Kur'an'dan gelen o nefai ilahinin, o Kur'an nefesinin, o Kur'an vahyinin nefesinin ile biraz canlanalım, biraz ruhumuz can bulsun, biraz kalbimiz heyecana geçsin, böyle titreşime geçsin, çarpmaya geçsin ve biz içinde bulunduğumuz kuyudan bir sıçramayla çıkabilelim. İçine düştüğümüz olan o gaya kuyusundan, o işte gaflet kuyusundan, o bilmezlik kuyusundan, o cehalet kuyusundan, o işte anlamazlık kuyusundan, o konfor kuyusundan, hani hangi kuyularda, hepimizin ayrı ayrı kuyuları var. Yani aynı kuyularda olduğumuz dostlarımız da vardır muhtemelen. Ama ayrı ayrı kuyularda da can çekişiyor da olabiliriz. O kuyudan bir sıçramayla çıkabilelim. O sıçrama nasıl olacak? Vahyi ilahinin nefesini hissettiğimiz zaman olacak. Vahyi ilahinin sesini işittiğimiz zaman olacak. Peygamber Efendimizin çağrısını duyduğumuz zaman olacak. Ve buna iştiyakla yaklaştığımız zaman ve yukarıdan gelen ipe, Yusuf'a atılan ip gibi iştiyakla sarıldığımız zaman ve kendimizi geliştire geliştire o ipi yukarıya doğru çıktığımız zaman olacak. Yani aslında bunlar ümidi kesmek, ifrata düşmek, yandık, bittik, kül olduk, bizden adam olmaz, bizden mümin olmaz, bizden Müslüman olmaz, bizden aşık olmaz gibi bir yere sararak yapabileceklerimizi de yapmaktan vazgeçirme anlamına gelmiyor. Sarsacağız kendimizi ama Allah'ın bize uzatmış olduğu ümit ipini de asla bırakmayacağız ve Cenab-ı Hakk'ın her an kalbimize uzattığı bir Hablullah olduğunu, bir Allah ipi olduğunu, bir kurtuluş ipi olduğunu, bir ümit ipi olduğunu, bir iman ipi olduğunu, bir aşk ipi olduğunu, bir tefekkür, bir idrak ipi olduğunu hiç unutmayacağız. Ve bu ip her zaman var zaten. Bazen kendimizi sarsacak şeyler söylediğimizde ipin yokluğuna delalet etmemeli. İpin varlığına delalet etmeli ve o ipin varlığını gör. Yani müminlik vasıflarına uymuyorsun ama uyabilirsin. Çünkü Kur'an sana bunları anlatıyor diyoruz aslında demeye çalışıyoruz. O ipe sarılmak lazım. Elimizdeki ipin ucunu bırakmak, bıraktırmak değil mesela. Yani bazen evet çok iyi geldi, sarsıldık diyenler de olduğu gibi ya bazen de çok kötü hissettim. Deli danalar gibi tırnak içinde evde dolaştım. Uykum kaçtı. İşte midem spazm geçirdi, sancılandım diyenler de oluyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben biraz burada kendime muhabbet ediyorum aslında. Ama bununla beraber kurmuş olduğumuz bu muhabbet sofrasında diz çöken siz değerli dostlarımla beraber de lezzetleniyoruz. Aynı çorbaya, aynı tasa birlikte kaşık sallıyoruz. Dolayısıyla aynı lezzeti yiyoruz. Ama bu çorbayı aslında ben kendim için yapıyorum. Yani bu lezzeti kendim için hazırlıyorum. Dostlar da bununla beraber işte geldiğiniz için istifade ediyorsunuz. Yani size söylüyor değilim aslında. Bunların tümünü kendime söylüyorum. Bunların tümünü kendime işittirmeye çalışıyorum. Bunların tümüne kendimi meşgul etmeye çalışıyorum. Kendimi idrak etmeye, kendim bilince getirmeye, zuhura çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa hani cuma vaazı gibi hoca efendi kürsüde oturdu, siz onu yapmıyorsunuz, siz bunu yapmıyorsunuz gibi bir yerde değilim, haddim de değil. Buna zaten ayrıca da hakkım da yok. Lütfen dinlerken benim kendime söylediklerimi siz de kendinize söylemek istiyorsanız ya da siz de evet ya bu biraz bende var. Az evvel söylediğim madde yok ama bu bende biraz var diyebileceğiz bir madde varsa o orada kendimizi biraz sarsıp ama ümit ipini de, muhabbet ipini de, Allah'a güvenme ipimizi de, yakin olan ipimizi de, yakin ipini de bırakmadan ve onun varlığını hiç unutmadan o ipe sarılarak o kuyudan kendi gayretimizi, kendimizi inkişaf ettirerek ayaklarımızı kuyuya basa basa o ipten yukarıya çıkmanın derdinde, tasasında, gayretinde, emelinde, niyetinde, azminde olacağız inşallah.
Bu. Yani bir ümitsizlik çıkmasın. Zaten ümitsizlik yeis mani belki kemaldir diyorlar. Yani ümitsizlik kemale ulaşmaya mani bir şeydir. Ümitsizlik insanın kendi kemalini açığa çıkarmaya mani bir durumdur. Halbuki biz hep bilinçten bahsediyoruz ve bilincimizi açığa çıkarmaktan Rabbul Has'ımızı yani temel yeteneğimizi, ana karakterimizi açığa çıkarmaktan ve bunu açığa çıkartarak kendimize, çevremize, ailemize ve dış daireye hizmet etmekten, yararlı olmaktan bahsediyoruz. Şimdi demiştik ki birinci gün inkişaftan, birinci gün şeyden iştiyaktan bahsettik. Maşukiyetten bahsettik. İkinci gün inkişaftan bahsettik. Dün de mümin miyiz, değil miyizden bahsettik. Bunun arkasına ne gider diye bugün düşününce aklıma şu geldi. Biraz salih olmaktan bahsedelim. Yani ameli salihten bahsedelim. Salahetten bahsedelim. Yani birbirimize salahat veren, birbirimize barış veren, birbirimize huzur veren, birbirimize şifa sunan bir şeylerden konuşalım. Yani kalbimiz değsin birbirine, ruhumuz değsin birbirine, zihnimizdeki o bilgiler, o böyle ışık çarpsın birbirine ve buradan bir mana çıksın, bir ihlas çıksın, bir içtenlik çıksın. Ve bu çıkan şeye de hepimiz birlikte sarılalım, bu bir ip olsun. Zaten Kur'an'da inanan ve yararlı işler yapanlar diye geliyor çoğu defa kavram. İnanacak ve ardından yararlı işler yapacak. Fakat bize, sizi bilmiyorum tabii, tenzih ederim. Öyleyse öyledir ya da değildir diyebilirsiniz. Şamil abi burada, Arzu Kurtulmuş burada, Şifanur Özçelik geldi, Hilal Bican burada, Yasemin İspiroğlu burada, Hatice Fahri-Nisa burada. İki tane galiba şu anda Hatice Fahri-Nisa var gördüğüm kadarıyla. İki Hatice Fahri-Nisa'ya da hoş geldiniz diyorum. Filiz Ertekin burada, Kumbul burada, Tanrıverdi Gül burada, Meltem Kaya burada değerli hemşerim, arkadaşım, yazar arkadaşım. Halime Özkan burada, Ayşe Mümine burada, merhaba Ayşe, hoş geldin. Şakir abim burada, değerli şair arkadaşım, Serpil Çete burada, Pürneva burada maşallah. Yine şaire dostum Hekim Hanım, Emine Savaş burada, Nagihan Çetinkaya, Nurhan Gürbüz Keçeci, Songül Kaykı, Kadriye burada, Hudeyn Erenler burada. Zeyrek Hum katıldı. Yasemin İspiroğlu, değil mi? Hatice Hayriye'den bahsetmiştim. Seda Bilgi de burada. Fatma Dilmen'den de bahsetmiş. Evet, bugün arada da merhabamızı da etmiş olduk böylece. Belma Baran arkadaşım burada. Selamlar. Şimdi iman ve yararlı iş. Kur'an'da 60'tan fazla geçiyor amel-i salih göndermesi, kavramı, işareti, telmihi. Hatta 90 kadar diyenler de var. Yani 60 ile 90 kadar Kur'an'da yararlı iş diye geçiyor. Fakat benim küçüklüğümden beri, hani küçüklüğümde böyle Kur'an kursunda kalmışlığım da var. Küçüklüğümden beri bize dini anlatırken hocalarımız, işte abilerimiz, babalarımız, dedelerimiz, kimler anlatmışsa bize daha çok dindarlığı, dini amel üzerinden anlattılar. Yani ibadetler üzerinden anlattılar. Mesela 5 vakit kılıyorsun. Diyor ki buna işte sabah bir de kuşluğu ekle. Ondan sonra gece teheccüdü de ekle. Evvabini de akşamdan sonra ekle. Yani daha çok ibadetlerin arttırılması üzerinden bir dindarlık tanımlaması yaptılar bize. İbadetsiz olabilir miyiz? İbadetsiz kalabilir miyiz? Namazsız olabilir miyiz? Niyazsız olabilir miyiz? Tabii ki olamayız. Şunlardan değiliz. Ya biz zaten salat-ı daimideyiz. Devamlı Allah'ı anmak üzere bir hayat yaşıyoruz. Allah'ı hiç hatırımızdan çıkarmıyoruz. Her an Allah'ı anıyoruz. Her dem Allah'la beraberiz. O zaman namaza, niyaza gerek yok gibi düşünenlerden değiliz. Bunu doğru bulanlardan değiliz. Evet, Allah'ı zihnimizde anıyoruz. Kalbimizi her an anıyoruz. Ama bu diğerini yapmamak anlamına gelmiyor. Yani en azından ben öyle düşünmüyorum. Yani şöyle teşbihte hata olmasın, çok da buna örnek vermek de zor ama birbirimizi çok seviyoruz ama hiçbir araya gelmiyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz ama hiç sarılmıyoruz, hiç dokunmuyoruz gibi bir şey oluyor. Hiçbir araya gelmeyelim gibi olmuş oluyor. Yani sen benim aklımdasın ama firkatte olsan da olur. Sen benim aklımdasın ama hiç vuslat olmasın. Sen benim aklımdasın, hiç aklımdan çıkmıyorsun ama seni görmesem de olur der gibi bir yere oturuyor gibi.
O bakımdan hani bazen kendini tasavvuf anlatan, tasavvuf öğreten, yol yürüten, gören ya da işte Kur'an'ı izah ettiğini, tefsir ettiğini düşünen ve yapan tabi bunda insanlar var. Namaz ve niyaz konusunda çekimser davranıyorlar ve biz sürekli zaten zikir halindeyiz, anma halindeyiz, salat-ı daimideyiz diyorlar ve o konuda biraz uzak duruyorlar. Onlardan değiliz. Yani öyle düşünmüyoruz. Kılamadığımız olmuyor mu? Oluyor. İhmalkarlığımız olmuyor mu? Oluyor. Tembelliğimiz olmuyor mu? Oluyor. Yan çizdiğimiz olmuyor mu? Oluyor. Kenardan yürüdüğümüz olmuyor mu? Oluyor. Biraz kıldığımız, biraz kılmadığımız olmuyor mu? Oluyor. Yani hepsi oluyor yani her an her şey ayrı ayrı zamanlarda hepimizin başına geliyor. Yani kul zaten kusurlu olan demek. Kusurlu olduğumuz için kuluz, o kusuru görüp gidermemiz lazım. Evet, şu sözü çok fazla dağıtmayalım. Bize dindarlığı anlatırlarken hocalarımız, benim yani tanıdıklarım daha çok ibadetler üzerinden anlattılar. Daha çok abdest üzerinden anlattılar. Defalarca abdest aldırdılar. Defalarca işte olmadı bir daha yap dediler. Şu şöyle olmadı dediler. İşte namazdayken gözünü oraya bakarken gördün bir daha kıl dediler. Şöyle dediler, böyle dediler. Belki sizin hayatınızda da vardır bilmiyorum. Şakir abi belki Anadolu'da o da benzer şeyler yaşamıştır. Şamil abi de ya da diğer siz değerli dostlarım da. Yani dindarlık deyince ibadetin fazlalığı üzerinden bir anlam yüklediler bize. Yani namazı anlattılar dindarlık üzerinden, orucu anlattılar dindarlık üzerinden, gece ibadetini anlattılar dindarlık üzerinden, nafileleri anlattılar dindarlık üzerinden, sünnetleri anlattılar dindarlık üzerinden, hatimleri anlattılar dindarlık üzerinden, zikirleri anlattılar dindarlık üzerinden. Sadece buradan anlatmak, aslında sonradan düşündüğümde, yani katılıyor musunuz bilmem, işin biraz kolay tarafı. Daha kolay yapılan kısmı. Ama işin salih amel kısmı, yani yararlı işler yapma kısmı, ilim kısmı, tefekkür kısmı, başkalarıyla paylaşma kısmı, bilince getirme kısmı, idrake getirme kısmı, sürekli bilinçte, idrakte kalma kısmı, sürekli kendini geliştirme, kendini gerçekleştirme, esma-i ilahi üzerinde ve çevrende bir araya getirme ve o açığa çıkarma gibi konuları zor konular. Ve dolayısıyla şey olmadı. Yani bunlardan uzak durduk. Çünkü bunlar zor konular. Yani 5 vakitte 5 daha katabilirsin. Yani zaten günde 1 saat sürüyor. 1 saat daha kılarsın. Kendini çok takva görürsün. Çok muttaki olursun. Evin diğer hanenin üyeleri televizyon seyrederken sen içerideki odada uzun uzun namaz kılarsın. Ne şeytan oraya böyle hafiften karışır. Nefis böyle hafiften karışır. O ibadetinin normal lezzetine 10 kat daha lezzet katar. Ondan sonra çıktığında böyle diğerlerinin yanına gittiğinde kendini böyle savaş kazanmış bir muzaffer gibi hissedersin. Seni öyle yerlerden gıdıklar, öyle yerlerden ayağını kaydırır ki şeytan sen ibadet ediyorum derken ibadetlerinin çoğunu sıfıra indirmiş olabilir ama hiç de bundan haberin olmayabilir. Çünkü bu kısımlarını da anlatmıyorlar. Yani sadece arttırma konusunda. İşte deniyor ki şuraya şunu okursan şu kadar sevap. Şu akşamı şu saatinde şu duayı okursan, şu sureyi okursan bu kadar sevap. İşte şu kandil gecesi bunu okursan bu kadar sevap. İşte sabahleyin diyelim ki şunu okursan işte akşama kadar ibadet yapmış gibi olursun. Akşamda şunu okursan işte ya gece yatarken bunu okursan sabaha kadar şu kadar sevap kazanmış olursun ve daima ibadet yapıyormuş gibi olursun gibi şeyler üzerinden bize dindarlığı tanımladılar. Yani mesela sen bir kısa süre okuyorsun. Sabaha kadar ibadet yapmış gibi oluyorsun. Yani düşün farza. Biri de beynini çatlatıyor, kalbini çatlatıyor, ruhunu çatlatıyor, gözlerinden uyku aktığı halde uyumamak için bin bir şey yapıyor ve ilim öğreniyor. Bu ümmete, bu insanlığa faydalı olmak için kafa çatlatıyor, uykusuz kalıyor, hafakanlar basıyor, zayıflıyor, yemeden içmeden düşüyor mesela. Şimdi onun o ilimle meşguliyetten kazandığı sevaptan daha fazla bir sevabı bize anlattıkları dindarlığa göre ben okuyorum, kazanıyorum. O zaman da salak mıyım ben? Değil mi? Saf mıyım? Öyleyiz de yani. Okurum o diyelim ki kısa süreyi ya da işte ilgili söylenen yeri okurum. Yan gelir yatarım. Ne güzel horul horul uyurum. Yani o kadar zahmete niye gireyim? O kadar sıkıntıya niye gireyim?
Şu anda böyle anlattığım zaman şaka gibi geliyor olabilir size. Ama yaptığımızda tam budur, biliyor musunuz? İşte bu sebeple horul horul uyuduk. Bu sebeple uzun uzun diziler seyrettik. Bu sebeple hiç düşünmedik. Bu sebeple Kur'an'ı anlamak gibi bir görevimizin olduğunu hiç düşünmedik. Yani Kur'an okumanın bir görev olduğunu söylediler. Evet, görev, ama anlamak ondan sonra, ama ondan daha önemli bir görev demediler. Deselerdi ki bize, ya bu Kur'an'ı okuyacaksın, hatmedeceksin, okuyacaksın. Bu senin görevin. Yani bize dindarlığı anlatan kişiler böyle anlatsalardı, bu senin görevin. Ama bundan sonra gelen görevin Kur'an'ı anlamak. Bundan sonra görevin onu idrake, bilince getirmek. Bundan sonra, yani ondan sonraki üçüncü basamaktaki görevin de Kur'an'ı okuyarak, Kur'an'ı anlayarak, Kur'an'ı bilince getirdikten sonra da bunu bir ahlak halinde sürekli bir biçimde ömrün sonuna kadar yaşamak diye bir dindarlık tarifi yapmadılar. Bestami hocam burada. Bestami Yazgan hocam. Hocam muhabbette selamlıyorum sizi. Evet, kul hakkından bahsetmediler mesela. Aleyküm selam Semaoğlu. Özlem Tokgözyan, merhaba efendim. Yani dindarlık bize ibadetler üzerinden tanımlandı. Bestami hocam, bilmiyorum mesela ona nasıl anlattılar. O şair olduğu için büyük ihtimalle ona uğramamış da olabilir. Yani daha fazla namaz kıl, daha fazla oruç tut, daha fazla gece ibadeti yap, daha fazla nafileler yap, daha fazla hatim oku, daha fazla zikir çek. Ama düşün demediler, ilim tahsil et demediler, anlamaya çalış demediler, tefekkür etmeye çalış demediler. Komşunun çocuğunun ağlayan sesi varsa kapısını çal, acaba sütü olmadığından mı ağlıyor? Acaba bir rahatsızlığı olduğu, doktora götüremediği için mi ağlıyor? Acaba kocası içkiye yatırdı bütün paraları, eve ekmek alamadıkları için çocuğun karnı aç olmaktan mı dolayı mı ağlıyor? Bunu sor demediler. Orada çocuk sesi duyduğumuzda yandaki odadan, evden bir kalayda biz bastık. Ulan şerefsizler, dedik içerisinde. Bir uyutmadınız be, bir rahat vermediniz be, bir uyutmadınız bizi yahu filan diye. Yani mümin duyarlılığıyla, ya hasta mı acaba, dertli mi acaba, İhtiyaçlı mı acaba diye sormayı dindarlıktan saymadığımız için, bize dindarlıktan, yani bunun dindarlıktan gelmesi gereken bir davranış, bir dikkat, bir incelik olduğunu öğretmedikleri için, ben namaz kılarken çocuğun sesinin gelmesinden duymuş olduğum rahatsızlıktan dolayı selam arasında ona bir posta kalayladım yani. Ve bunu dindarlık olarak gördüm. Ya ben burada ibadet ediyorum, ben huzur ilahideyim, benim huşumu bozuyor diye yan odadan, yan evden gelen çocuğun sesine kalayı bastım. Sonra bir daha sünnete durdum böyle uzun uzun. Bir daha ses geldi, yine rahatsız oldum, dikkatim bozuldu, böyle sıkıntılara girdim, ondan sonra o filan diye içimden hep onu düşüne düşüne o ibadetimi öyle yaptım. Yani böyle bir dindarlık tarifi yapıldı. Böyle mi hakikaten? Yani inanan ve yararlı işler yapan diye Cenab-ı Hakk'ın bize söylemek istediğinden başka bir şey olduğunu anlıyor olmamız lazım. Zaten bunlar ferdi ibadetler. Yani müminin yapması gereken ibadetler. Yani senin namaz kılıyor olmanın başka bir insanla ne gibi bir bağlantısı olabilir? Senin oruç tutuyor olmanın benimle ne alakası olabilir diyelim. Senin gece ibadetini yapıyor olman, sünnetlere sünnet katman, nafilelere nafile katman. Hayır, bunlar yapma demiyorum tabii ki, yap. Ama dindarlığı bundan ibaret olarak görmek yanlış. İşte o zaman ilimde, irfanda, anlayışta, idrakte, paylaşımda, kendini geliştirmede, meseleleri tahlil etmede, sosyolojiye bakmada, insanların ilgilerine, meraklarına bakmada, sorularını anlamada, yeni sorulara eski cevaplar üretmek yerine yeni sorulara yeni cevaplar üretmede bir gayrete gelirdik. Bir şey olurdu. Çocuklara verdiğimiz cevaplar tatmin etmiyor artık. Gençlere verdiğimiz cevaplar tatmin etmiyor. Pek çok dindar ailenin çocukları artık din dışı duygulara, din dışı davranışlara, din dışı inanışlara yönelmiş durumdalar. Çok sıkıntılı bir durumdayız aslında. Çoğu deist oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani çünkü biz yeni sorulara hep eski cevaplar vermeye çalıştık ve tamamen görüntü üzerinden, saçının teli göründü, yandın dedik. Ama mahremiyetine bir şey demedik, değil mi? Allah'a karşı saygıda, Allah'a karşı sakınmaktan bahsetmedik. İbadetin
ne kadar uzun uzun kılınacağından bahsettik ama Allah'a karşı edep duyma diyebileceğimiz, Allah'a karşı saygı duyma diyebileceğimiz, Allah'ı düşünerek günahlardan sakınma diye de tarif edebileceğimiz takvadan bahsetmedik. Bize de bahsetmediler. Yani sıkıntı biraz buralardan kaynaklanıyor. Emine Şevelli hocam, İmam Hatip hocası, Adapazarı'nda bugün aynı konuyu konuştuk arkadaşlarla. Dindarlığı biz genelde şekil üzerinden düşündük. Örtüsü, elbisesi, sakalı vesaire, ama insana sevgi, hürmet, hak, hukuk geri planda kaldı maalesef. Evet, aynen öyle. Yani ameli salih yapmaktan, yapmamaktan kalan boşluğu ibadetlerle doldurduk. Ameli salih yapmamız gerekirken koşacaktık, terleyecektik, zaman ayıracaktık, komşuya gidecektik, konuya gidecektik, akrabaya gidecektik, zamanımız dolacaktı ve bir şeylerle meşgul olacaktık. Bunları yapmamaktan dolayı bize söylenmediği için geriye bir boşluk kaldı. O boşluğu ibadetleri arttırarak kullandık ve harikasınız dediler. Şu zamanda şunu okudun ya, 1.000 sevap bundan, 5.000 sevap bundan, 2.000 sevap bundan. Oo, sevapları sırtımıza yükledik. Evimizin odalarına koysak sevaplar sığmayacak hale geldik. Ama yan tarafta komşunun çocuğu belki açlıktan ağlıyordu. Sokakta birisi hastalıktan dolayı hastaneye gidemiyordu. Bir başkası hastaneye yattı, rehine edildiği için, ücretini ödeyemediği için taburcu olamıyordu. Bir başkasının üstü açıktı, bir başkasının dolabı boştu. Bunlar bizim hiç aklımıza gelmedi. Çünkü bize dindarlığı oralardan anlatmadılar. Kıl kardeşim dediler. Çok güzel kılıyorsun dediler. Çok takva kılıyorsun dediler. Biz de o zaman böyle şişine şişine böyle büyük bir şeyle yaptık bunları. Allah kabul etsin, yapmaya devam, ama inanan ve yararlı işler yapanlar cümlesini de unutmamamız lazım. Kur'an'da 60'tan fazla yerde ameli salih vurgusu var. 90 kadar da diyenler var. Birkaç ayet te baktım bugün. Mesela Sûre-i Bakara'da 25, Bakara 62, Ali İmran 57, Nisa 57, Nisa 173, Maide 93, Yunus 9, Hud Suresi 11, Kehf Suresi 46, Meryem Suresi 76, 96, Taha Suresi 82, Furkan Suresi 70, Furkan Suresi 71, Nem Suresi 19. Yani ve 90 kadar bulmak mümkün. 60'ın üzerinde, yani 60'a 90 arasında. Yunus 9'da deniyor ki, fakat iman edip salih amel işleyenlere gelince Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Yani salih amel işlemek bizim gerçek imana, kamil imana, iştiyaklı bir imana, değil mi, götürüyormuş. Öyle anlıyoruz. Nimetlerle dolu cennetlerde altından ırmaklar akar. Hud suresi 11'de ancak diye başlıyor. Sabredip salih amel işleyenler. Yani sabırla salih amel arasında bir bağlantı var. Yani bazı salih ameller sabırla da ilgili demek ki olabiliyor. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kehf'te ilginç bir ayet var. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, yani mallar geçici, evlat geçici ve bunlar dünyanın süsü, baki değil. Baki kalacak salih ameller ise diyor ayet, Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Sevap olarak da ümit olarak da. Ya o kadar çok düşünmemiz gereken şey var ki bunlar üzerinde. Hani böyle önümüze koyacağız bu ayetleri, düşüneceğiz, düşüneceğiz. Yani kafa patlatacağız, gönül patlatacağız. Öyle olacak. Yani bir iştiyak, bir heyecan, değil mi? Bir inkişaf. Böyle böyle herhalde olacak bu iş. Taha 82'de şüphe yok ki ben tevbe edip inanan ve salih ameller işleyen. Tevbe edip inanan, burada tevbe önde geliyor. Tevbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim. Bunların hepsi üstüne düşünmemiz gereken bir şey. Yani sıralamalar da mühim belki de. Şüphe yok ki ben tevbe edip inanan. Yani önce tevbe, sonra inanan geliyor.
salih ameller işleyen, sonra da yani işlemekle kalmıyor, sonra da doğru yol üzere devam eden. Demek ki bir sebat da gerekiyor. O salih ameli de götürmek gerekiyor. Yapıp bırakmamak gerekiyor. Bir kerelikte yetinmemek gerekiyor. Yani bir sürü şeyi buradan kendimize çıkartabiliriz. Son derece affedeceğim diyor. Furkan 70'teki ayetin ilerleyen bir yerinde ya da baştan alayım. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Burada da tevbe yine önde geldi. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Yani salih ameller üzerinde yoğunlaştığımız zaman yararlı işler, salih, selahat verici, huzur verici, barış getirici, başkalarının hayatlarına dokunucu, başkalarının kalplerine dokunucu, başkalarının ruhlarına dokunucu, başkalarının hayatlarını rahatlatıcı, zorluklarını giderici, darlıklarını ferahlatıcı eylemlerde, yararlı işlerde bulunduğumuz zaman Allah'ın bir vaadi var bize. Ne diyor? Onların kötülüklerini, yani kötü taraflarımız da var bunları yaparken, kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yani bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor değerli dostlar. Furkan 71'de yine ilginç. Tevbe eder ve salih amel işlerlerse işte o Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Yani salih amel işliyor olmamız sanki buradan böyle anlıyorum. Bilmiyorum doğru mu? İlahiyatçılar düzelsinler. Tevbemizin kabul edilmişliğinin de bir işareti gibi anlaşılabiliyor. Tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Demek ki nasuh, demek ki gerçek, demek ki kalbi, demek ki değil mi? Aşkla yapılan bir tevbe oluyor. Son aktaracağım ayette, hani sohbette hiçbir ayet geçmemiş olmasın diye. Neml 19. Süleyman onun bu sözlerine tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim." Çok ilginç, burası da hoşuma gitti benim. "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiği nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kulların arasına al." Demek ki dualarımızda Allah'ım rahmetinle bizi salih kulların arasına al diye Süleyman peygamber gibi aleyhisselam dua etmemiz lazım. Peygamberler zaten salih değil mi? Peygamberler zaten yararlı işler yapanlar değil mi? Peygamberler zaten insanlığa ve ümmete yararlı işler yapmak üzere canlarını dişine takanlar değil mi? Buna rağmen peygamber duasını görüyor musunuz? Zerafetini, inceliğini, tevazusunu görüyor musunuz? Peygamber zaten salih bir insan. Değil mi? Ama diyor ki razı olacağın salih ameller. Bir de Allah'ın, yani salih amel olabilir. Fakat Allah'ın razı olmayacağı bir biçimde de yapmış olabiliriz. Dışarıdan bakarken çok iyi bir salih amel işliyor olabiliriz. Ama orada sahih bir imanımız yoksa, sahih bir niyetimiz yoksa, beklentisizliğimiz yok da beklentiler varsa, yarar üzerine yapıyorsa, bilinsin diye yapıyorsak, etiketleyerek yapıyorsak, kameraya alarak yapıyorsak, işte neyse, ya da kendi gönül kameramıza diyelim. Yani oradan bir pay çıkarmak üzere yapıyorsak, dışarıdan bakanlar salih amel olduğunu düşünürler. Ama içeriden, kendi içimizden baktığımızda görünen salih amel ama gerçekten ben başka bir yarar için yapmışım. Yani gönlünü almak için yapmışım, sana yaklaşmak için yapmışım, insanlar öyle sevsinler diye yapmışım, bundan zevk aldığım için yapmışım, bir sosyal statü kazandığım için yapmışım, başka türlü haram kazançlarımı örtmek için, vicdanımı rahatlatmak için yapmışım, şunun için yapmışım, bunun için yapmışım. Olabilir. Onun için bu da çok ilginç geldi. Bunu da getirip paylaşayım istedim. Şükretmeye, verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye. Salih ameller işleyelim ama Allah'ın razı olacağı bir kıvamda, razı olacağı bir düzlemde, razı olacağı bir inançla, bir ihlasla, bir içtenlikle, bir beklentisizlikle bunu yapıyor olmamız lazım. Beni sevk et
ve beni rahmetinle salih kullarının arasına al. Amin diyelim bence, değil mi? Amin diyelim. Evet, yani böyle bir şey işte. Salih amel konusu. Amel biliyorsunuz iradeye bağlı eyleme diyoruz. Belki başta söylemek lazım. Hani amel dediğimiz zaman iradeye bağlı bir eylem, işe, davranışa diyoruz. Salih ise kendisi ve çevresi için güzel işler demek, iyilikler demek, hayırlar demek, çevreye, topluma, doğaya, insanlara, canlılara yararlı işler yapmak anlamına geliyor. Yani ama zor tabii. Yani namazı kılmak kolay ama salih ibadet, salih amel yapmak zor. Çünkü salih amel yapmak can yakıyor. Çünkü yoruyor seni. Değil mi? Terletiyor seni. Uğraştırıyor seni. Zaman ayırıyorsun. Vaktinden veriyorsun. Tatilinden veriyorsun. Konforundan veriyorsun. Cebinden üstüne para veriyorsun. Onu yapıyorsun. Bu ne? Yani can yakıyor. Namaz bedava. Yani çekiliyorsun, kılıyorsun. Bir şey yok. Yani salih amel gayret istiyor. Salih amel can yakıyor. Salih amel paylaşmayı gerektiriyor. Salih amel başkası için ağlamayı, salih amel başkası için gayret etmeyi gerektiriyor. Salih amel sevdiğinden vermeyi gerektiriyor. Yani evde eski püskü bir şey var, artık giymediğin, hevesin kaçmıyor. Çocuğuna versen giymez, bacına versen giymez. Yani satsan satılmaz, eskici pazarına götürsen satılmaz. Onları evden çıkarıyorsun ama salih amel yapıyormuş havasında yapıyorsun falan. Şunları verdim duygusuna giriyorsun. Verdin de zaten giymiyordun. Yani yine de bir sevap olabilir onun ama hani bundan çok havaya girmeye de gerek yok. Kardeşine versen giymeyecek olan bir şeyi birine veriyorsun ve bundan dolayı da böyle büyük büyük havalara giriyor gibi oluyor. Ya bundan da biraz sakınmak lazım demek ki. Amelin salih olabilmesi için imanlı olmamız lazım. Amelin salih olabilmesi için imanımızı güçlendirmemiz lazım. Amelin salih olabilmesi için yarar gayesinden kurtulmamız lazım. İhlasa girmemiz lazım. Beklentisizliğe girmemiz lazım. Mutlak beklentisizlik içerisinde yapıyor olmamız lazım. Sulh, salah, barış üzere yaşamamız lazım. Önce kendimizle barışacağız. Kendi bilincimizin farkına varacağız. Kendilik bilincimizi açığa çıkartacağız. Yeteneklerimizi zuhura getireceğiz. Esma-i İlahiye'yi üzerimizde, çevremizde ve varlıkta okuyacağız. İfrat ve tefritlerimizi dengeye getirebileceğiz ki biz salih amel yapabilelim. Yani daha kendimize mücadeleyi bitirmedik. Kendimize kavgayı bitirmedik. Ya ifrattayız ya tefritteyiz. Aynı anda salih amel yapmakta demek ki zorlanıyoruz. Yani bütün bunları aslında bir paket içinde belki düşünmek lazım. Yani kendimizle barışık olacağız, ailemizle barışık olacağız, sevdiklerimizle barışık olacağız, çevremizle barışık olacağız. Kimse bizden ürkmeyecek, kimse bizden kaçmayacak, kimse bizden ya görmesem diye kenardan dolaşmayacak. Yani dolayısıyla böyle yakın bir şey, yani buralardan bakıyor olmamız lazım. Yani fayda veren işler yarışı içinde olacağı, salih amel işleyen salihlerden olur. Yani salih diyoruz. Birine salih diyor ya da salihlerden et bizi diyoruz. Ama yararlı işler yapma konusunda gayret etmiyoruz. Allah'a dua diyoruz. Allah'ım beni salih yap diyoruz. Salihlerden eyle diyoruz. Beni salihlerden say diyoruz. Salihlere yoldaş eyle, salihlere pirdaş eyle diyoruz. Ama salihlerin yapmış olduğu selahat verici, barış getirici, başkalarına yarar sağlayıcı işler yapmak için bir gayrete bulunmuyoruz. Bir dört vakit daha kılayım diyoruz. Dört zekat daha üstüne ilave edeyim diyoruz. Yani istediğimizle eylemimiz birbirini karşılamıyor. Belki de ne istediğimizi de bilmiyoruz. Allah'ım beni salihlerden yap, bana salahat, beni salihlerden yap, beni salihlerle beraber yap dediğimizde belki de ne dediğimizi de bilmiyoruz. Yani salihin anlamının salahat, sulh üzerinden olduğunu, barış üzerinden olduğunu, önce kendimizle, çevremizle, dost sıkıntı yaşadıklarımızla, gördüğümüzde gıcık olduklarımızla, gördüğümüzde yolumuzu değiştirmek istediklerimizle önce bir barış tesis edeceğiz. Sonra insanların ferahına, barışına, huzuruna etki eden işler yapacağız. Bu barış devletler arası olan bir meseleden bahsetmiyoruz. Yani düşünün ki bir aileye yardım ediyorsun. Şakir abi bunu yapıyor.
Onlar yokluktan dolayı bir kavgada bulunuyorlar. Karı koca kavgası, geçimsizlik kavgası. Biri öfkeli, biri ezilmiş, biri şiddetli, biri pısmış, biri şöyle, biri böyle. Çocuklar bundan etkileniyorlar. Evde huzur yok, ders çalışamıyor, okula da gidemiyor, üst başta bir şey yok. Adam çalışıp bir şey getiremiyor. Kadının isteği fazla ya da işte o çalışıp getiriyor, erkek yiyor. Yani bir sürü toplumda örneği var. Sen de salih olmak istedin ve salih ameller yapmak istedin. Yani yararlı işler yapmak istedin. O aileye bir dokunuyorsun. O kavgalar bitiyor. Yani barış geliyor aileye. Yani salahat geliyor. Yani onlar da o salahatin getirmiş olduğu huzur, salih olma, salahat, sulh, barış. O kavgalar bitiyor karı koca arasında. O çocuğun çektiği travmalar bitiyor. Yani senin onlara yapmış olduğun bir hareket, bir eylem bir sulh getiriyor. Bir salahat getiriyor. Böyle düşünmek lazım. Yoksa Allah'ım beni salihlerden et. Güzel de hiçbir gayretin yok. Peki salih olmanın ne olduğunu bile düşünmüş değilsin. Yani iyiliğin böyle sosyolojik yanları var. Bunları da düşünmek lazım. Yani mesela salih amele ulaşmak için ne lazım diye düşünmek lazım. Aklıma şunlar geldi. Birbirimizi sevmemiz lazım. Salih amelin içerisine girer diye düşünüyorum ben. Yani benim seni sevmem, senin beni sevmen, onu sevmesi, insanlara bir sevgi iletişimi kurmamız, sevgi dilini geliştirmemiz, bir muhabbet lisanı oluşturmamız, birbirimizin kalbine dokunmamız, birbirimizin kalbin yarasını sarmamız, ona şifa olmamız, birbirinin derdini dinlememiz, o inleyen kalbe, o diyelim ki çığlık atan kalbe rahatlık vermemiz. Salah demek. Birbirimize dua etmemiz, birbirimizi duamıza almamız, aklımıza geldiğinde ferahlaması için niyazda bulunmamız, bu da barış getirici bir şey. Çünkü kalbime barış gelecek, ruhuma barış gelecek, değil mi? Kavgalarım bitecek inşallah. Kederli, hüzünlü dostlarımıza, değil mi? Nefes olmamız bir salih amel anlamına gelebilir. Acıları paylaşmamız, sevinçleri paylaşmamız, ilim tahsil etmemiz mesela. Yani ilim olacak ki birine bir şey söyleyebilirsin, faydan olabilsin. Bu da ameli salihten sayabiliriz bunu da. Mesela anlama gayretimiz ameli salihten, idrak çabalarımız ameli salihten, kendimizi gerçekleştirmemiz ameli salihten, başkalarına doğru dokunuşlar, doğru bilgiler, doğru nefesler götürmek, doğru haller, değil mi? Götürmek, onları doğru bilince götürecek bilgiler sunmak, bu da ameli salihten. Ama böyle söylemediler. Kıl namazı. Bugün biraz baktım ameli salih deyince ibadetleri anlatmışlar yine çoğu. Yani salihlik üzerinden, salahat üzerinden, barış üzerinden, topluma barış, aileye barış, dünyaya barış, insanla barış, tabiatta barış, canlılarla barış. Yani önünden geçen kediyi tekmeleyen salih meselesini, salahat meselesini ameli salih anlamış mıdır? Ağacın dalını kıran anlamış mıdır? Bir çiçeğe tekme atıp yürüyen anlamış mıdır? Yani bütün varlıklarla kendin başta olmak üzere bir barış, bir sulh, aynı aileden, onunla ben aynı ailedenim diyorsun. Allah aynı bizi de aynı anda yarattı. Onu da yarattı, beni de yarattı. İyalullah'tanız, aynı Allah ailesindeniz. Aynı Allah yarattı bizi. Aynı emirlerle yaratıldı diyerek onlarla bir ünsiyet kurmak, bir bağ, bir akrabalık, bir bağ kuruyor olmak ve dolayısıyla bir barış üzerine onlarla da ilişkiye girmiş olmak. Yani sınırlanmamamız lazım. Hayır ve sabır mesela tavsiye etmek yine de ameli salih. Dost olmak birbirine, dost kalmak birbirine, değil mi? İyi arkadaş olmak birbirine. Bunlar ameli salihten değil midir? Yani iyiliği özendirmek, kötülükten uzak kalınması için gayret etmek. Bütün bunlar ameli salihten. Tüm canlılara saygılı davranmak. Değil mi? Sordum sarı çiçeği hatırlayın. Yani evsizlere yardım etmek, hayvanlara, barınaklara yemekleri götürmek, bütün bunlar efendim ameli salihten. Şimdi mesela yalan söylememek ameli salihten sayılabilir. Yaşlılara yardım etmek ameli salihten sayılabilir. Yoksullara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılamak ameli salihten sayılabilir. Hasta ziyaretleri yapmak ameli salihten sayılabilir. Anne babanın sözünü dinlemek ameli salihten sayılabilir. Dargın kişileri barıştırmak ameli salihten sayılabilir. Hayvanlara iyi davranmak, onlara zarar vermemek
ameli salihten sayılabilir. Çalışarak kazancını elde etmek, kimseye yük vermemek, değil mi? Humble olmamak, başkası kazansın ben yiyeyim dememek, emeğini ortaya koymak, bir şey meydana getirmeye çalışmak. Bu da amel-i salihten sayılabilir. Sadaka vermek mesela. Güzel söz söylemek. Ya bugün ne kadar iyi gördüm seni. Ne kadar bir şey duydum mesela. Evet biliyormuş gibi davranmak. Ya çok ilginç geldi bana. Ben bunun üzerine bir düşüneyim falan demek. Hani güzel söz söylemek, gönül almak, hatır tutmak. İnsanlara yardım etmek, aileye iyi davranmak, ilim öğrenmek, öğretmek, Kur'an okumak, dürüst olmak, temiz olmak. Bunlar hep ameli salihten, iyi eylemlerden, yararlı eylemlerden. Çünkü sen temiz olursan çevren senden rahatsız olmayacak. Onları rahatsız etmediğin için sen salih bir amel, toplumsal, barışçıl bir eylemde bulunmuş oluyorsun. Şimdi aklına gelemiyor, temizlikle ameli salih ne alakası var? Bireysel temizliğini, öz temizliğini, kişisel bakımını, öz bakımını yaptığın zaman koku olmaz, ter olmaz, bir şey olmaz. Rahatsız etmesin bir mümini. Değil mi? Adam namazıza gidiyor, ayağı kokuyor yani çıkana kadar şey oluyor yani mesela değil mi? Onu da düşünmek lazım. Adaletli olmak mesela, merhametli olmak mesela, paylaşmak, başkalarına saygılı olmak, bir durumla karşı karşıya kaldığında sabırlı olmak, bütün bunlar amel-i salihin birer parçası olabilir diye düşünüyorum değerli dostlar. Şakir abi bana geçen gün bir şey atmıştı. Şakir abi buradaysa hatırlar. Osmanlı vakıflarıyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çıkarmış olduğu bir kitaptan bir özet yazı göndermişti. Osmanlı'da kurulan vakıfların listesi orada çıkarılmış. 15. yüzyıla ait olan bir bilgi bu ya da işte 16. yüzyıla ait olduğu da söyleniyor. O yıllarda. Şimdi mesela amel-i salih vakıfları kurmuş ecdadımız. İsimlerini şimdi sayacağım. Bununla bitirmiş olalım. Harika bir şey. Hülya Karakurt, merhaba efendim. Karakurt, merhaba efendim. Elif Gezgin, merhaba. Birgül Dündar, merhaba. Konca, Güneş Konca, merhaba. Kadriye Bayrak, merhaba. Nursan, merhaba. Elif Doğruyer, merhaba. Melek Ulaş, merhaba. Nagihan Çetin Kaya, eyvallah efendim. Merhaba. Figen Özer, merhaba. Mehtap Hanım, merhaba. Eyvallah, hoş geldin. Zeynep Hanım, merhaba. Nagihan, eyvallah. Bütün dostlar, merhaba efendim. Şakir abi eyvallah. Şakir abinin göndermiş olduğu bu şey tam onlar öyle dememişler de ben böyle bir başlığı uygun gördüm. Şakir abi ne der bilmiyorum. Hani onlar Osmanlı'daki vakıflar diyorlar. Ben de diyorum ki bunu böyle şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı'daki ameli salih vakıfları. Osmanlı'daki salih amel işleyen vakıflar diyebiliriz mesela. Zaten vakıf hizmette bir ameli salih görebilir de. Mesela ne yapmışlar? Güzel yazı öğretme vakfı kurmuşlar. Mesela ne yapmışlar? Sokak hayvanlarına ekmek verme vakfı kurmuşlar. Hastalara evinde bakma vakfı kurmuşlar. Kızlara çeyiz hazırlama vakfı kurmuşlar. Duvar yazılarını silme vakfı kurmuşlar. Kadın sığınma evi vakıfları kurmuşlar. Sıcak pide dağıtma vakıfları kurmuşlar. Yaz günlerinde soğuk su dağıtma vakfı kurmuşlar. Sıcacık, soğuk suyla abdest aldırıyor sana. Buzlu su ikram ediyor. Bir de çok ilginç mesela bunu duymuş muydunuz bilmiyorum. Ben duyduğumu hatırlamadım, taaccüp ettim. Bir sürü böyle vakıflar var tabii. Hepsini anlatmaya gücümüz yetmez burada. Kışın abdest alanlara sıcak su temin etme vakfı kurmuşlar. Öyle bir hikaye girişte de öyle anlatmış. Düşün ki böyle buz gibisin, yaşlısın, soğukta abdest almaktan çekiniyorsun ama alman da lazım. Namazını kılacaksın filan. Birdenbire bir delikanlı geliyor. Elinde bir ıvrık. Efendim buyurun abdestinizi aldırayım, yardımcı olayım diyor. Sen kimsin diye soruyorsun mesela. O da diyor ki kışın abdest alanlara sıcak su temin etme vakfından geliyorum efendim. O ıvrıkla sıcak suyla filan abdestini alıyor. Şimdi tabii musluklardan akıyor da. Ne kadar hoş, değil mi? Harika bir şey ya. Sıcakta, yani sıcak günlerde sebillere, yani o su çeşmelerine kar koyma vakfı kurmuşlar. Evet. Ya bizim durumumuza onlar kurmuşlar. Aynen öyle abi. Nurgül Tunay merhaba efendim. Yol güvenliğini sağlama vakfı kurmuşlar.
yoksul mahkumlara harçlık verme vakfı kurmuşlar. Biz başına bir şey gelmiştir, vardır bir sebebi bilmem ne falan diye gitmeyiz bile cezaevine. Arkadaşımız düşse bile gitmek istemeyiz. Başımıza bir şey mi gelir? Aman fişlenir miyiz? Öyle mi olur? Böyle mi olur? Demek ki yemiş bir halt. Bana iyi görünüyordu ama vardı onda bir şey vardı falan gibi neler neler uydururuz da. Şimdi onlar tanımadıkları kişilere bile yoksul mahkumlara harçlık verme vakfı. Tabii. Fatih'in öyle bir vakfiyesi var lan gençlik. Aynen öyle bir vakfı da var. Helalleşme vakfı kurmuşlar. Bu da çok ilginç. Yani bir helalleşme vakfı. Düşünmek lazım üzerinde. İç sönmez. Merhaba efendim. Helalleşme. Helalleşelim diye mesela biriyle kavgalısın, bozuştun, bir şey oldun, bulamıyorsun nerede olduğunu, artık yetişemiyorsun, birbirinizi kaybettiniz, pişman oldun, nadim oldun, tevbe ettin. Nedamet getirdin ama bulup helalleşmek istiyorsun. O vakfa bildiriyorsun. Diyorsun ki filan zamanda şu şu isimde biriyle şu iş yerinde beraber çalışmıştık. Şöyle birbirimize dirsek atmıştık diyorsun. Birbirimizi kırmıştık. Canını acıtmıştık. Ya ben helallik istemek, dilemek istiyorum ama bulamıyorum onu diyorsun. O izini sürüyor. O kişiyi buluyor. Senin talebini götürüyor. Ve sizi bir araya getiriyor. Ve birbirinize helalleştiriyor. Düşün mesela. Ne güzel bir şey değil mi? Yoksul mahkumlara harçlık verme, helalleşme, güvercin hane yaptırma vakfı, leylekleri koruma vakfı, dara düşenlerin vergisini ödeme vakfı. Düşünsene vergini ödeyememiş, bir ekonomik sorun olmuş. O vakıf geliyor, kardeş ne kadar ben vergi borcun diyor. Şu kadar. Tamam yarısını ben ödeyeyim, yarısına senin bir gayret et bakalım. Eşten, dosttan, akrabadan bir şey yapalım diyorsun. Gayrete geliyorsun, birden bire yarısı ödeniyor. Ya da tamam ödeniyor falan. Hani ya ekonomiyi de canlandıran bir şey, sosyal değil mi? Hayatta canlandıran bir şey. İşte barış böyle bir şey. Yani sosyal barış, toplumsal barış, insanlar arası huzur, salahat getiriyor, sulh getiriyor. Bunlardan bahsetmiyor. Kardeşim beş daha kat. Niye uzun uzun kılmadın hemen bitirdin? Kırarken sarı da sarıverseydin falan mesela. Sen öğlende abdest almıştın, niye ikindiye bir daha almadın? Hani gibi, hani yani daha çok hep böyle bize ibadetler üzerinden dindarlığı tarif ettiler. Ameli salih üzerinden etmediler. Ve bu durumlara düştük. İflas eden tüccarlara yardım vakfı. Ne kadar ilginç. İlmi kitapları bağışlama vakfı. Kitap kütüphane var, bağışlıyorsun. Şehit ve sahabe türbelerini tamir etme vakfı. Şehir estetiğini koruma vakfı. Harika. Şehir estetiğini koruma vakfı. İçinde bulunduğumuz şu durumları bir gözden geçirin. O camilerin, mabetlerin önlerini kapatan koca koca, çirkin çirkin beton yığınlarına bir bakın. Ve bunun ne anlama geldiğini bir kere daha anlayın demekimiz lazım. Hayvanlara mera açma vakfı gibi böyle vakıflar varmış. Efendim Özlem Gevşen ne diyor? Her biri ince düşünülmüş, Yaradan'ın yarattığına ayırt etmeden hizmetler Allah cümlesinden razı olsun. Amin. Özlem Tokyozcan, amin, aynen öyle. Efendim, durum bu. Ameli salih konusunu düşünelim. Birbirimizin gönlüne dokunalım, birbirimizin kalbine dokunalım, birbirimize iyi sözlerimiz olsun. Birbirimize hiç söylenmemiş tatlı sözlerimiz olsun, cümlelerimiz olsun. Öyle bir cümle olsun ki onun kalbini kalkındırsın, onun kalbine barış getirsin. İçine düşmüş olduğu kederden, sıkıntıdan, tasadan gitsin. Bu amel-i salih olmaz mı? Canını üstek, bir lafta biz söylesek, bir de biz çemkirsek, değil mi? Bir kere de biz canını sıktık. Belki sabaha kadar, akşama kadar uykusuz kalacak, dertlenecek, namazını kılamayacak, niyazını yapamayacak, muhabbetini yapamayacak, kitabını okuyamayacak, odaklanamayacak, tat alamayacak, eşine çemkirecek, çocuğuna çemkirecek, onlar ona bu sefer aynı şeyi yapacaklar filan yani. Güzel bir söz. Yani kalbine dokunacak, kalbine kelebek gibi dokunacak güzel bir söz. İyi bir söz. Ruhuna iyi gelecek, bedenine iyi gelecek, dimağına iyi gelecek. Yararlı bir şey yapalım. Yani hep böyle öldük bittik demiyoruz efendim. Bazı programlarda dünkü gibi işte mümin miyiz değil miyiz? Aslında mümin belki değiliz ama bilmiyoruz. Kur'an'a da bakmadık. Bak Kur'an'da kaç ayet var? Hangisi bize uyuyor? Bunların hangisini yapabiliyoruz filan diye kendimizi böyle sarstığımız bir program.
Bazıları çok iyi oluyor diyorlar. Girişte söylemiştim. Bazıları da ya daha da bir ümitsiz hale geliyoruz. Dönüyoruz evde böyle dört dönüyoruz. Ondan sonra onu düşün, bunu düşün. Hakikaten öyle miyim, böyle miyim? Bu sefer de şeytan da nefis de bastırıyor, üstümüze oturuyor. Sen de zaten adam olmasın, sen de zaten insan olmasın, sen de zaten mümin olmasın, sen de zaten şunu yapmıyorsun, sen de zaten bunu yapmıyorsun diye daha da üstümüze çörekleniyor. Biz de eğer şeyde bu konuda bir aşırılığımız varsa da ipin ucunu bırakıyoruz. Ya zaten yapamayacağım, zaten yapamadığım belli. Bak mümin de değilmişim falan gibi haşa bir yere gidiyor diyenler de oldu. Ama maksadımız o değil efendim. Her zaman bir ümit var. Allah'tan ümidini zaten müminler kesmez ki. Allah'tan ümidini müşrikler keser. Allah'tan ümidini tevhid ehli olmayanlar keser. Allah'tan ümidini kafirler keser. Değil mi? Allah'tan mümin ümidini kesmez. İman varsa imkan var. Ve müminsen her an bir ümidin var. Müminsen her an inandığın bir Allah var. Eğer sadece iman ettim diyor ve güvenemiyorsan, yani bir güven, itminan haline gelmiş, güven haline gelmiş, eman haline gelmiş, kesin kat'i bir inan, bir karar haline gelmiş değilse imanın, zaten sallantıda hani kötü bir rüzgarın gelmesini bekliyor anlamına gelir. O henüz kamil bir iman etmiş değil de iman etme aşamalarında bir yerde gibi bir anlama gelir. Oralardan inşallah çıkmış olalım. Taklitten tahkiki imana geçmiş olalım. En azından onun gayretinde olalım. Her zaman ümit varız. Ümidimiz her zaman var. Allah'tan başka yarimiz yok. Allah'tan başka dermanımızı verecek yok. Allah'tan başka şafimiz yok. Allah'tan başka muhsinimiz yok. Allah'tan başka bize ihsan edecek yok. Allah'tan başka bize ikram edecek yok. Allah'tan başka bize keremde bulunacak yok. Allah'tan başka bize merhamet edecek yok. Allah'tan başka bize sığınacağımız kimse yok. Allah'tan başka kalbimizi fethedecek, açacak, güzel kapılara götürecek başka yok biri. Allah var sadece. Ve zaten her işimizi her an Allah'a bağlı tutacağız diye de hep konuşuyoruz ya. Yani ibadet yaparken bile Allah'la bağlanın, yoksa kuru bir şey yapmış oluyorsun. Her an Allah ile bağlantı içerisindeyiz. Her an besmele ile evrenle iletişim halindeyiz. Evrene açık haldeyiz ve her an Allah'la beraberiz. Onun gücünü, kuvvetini düşünüyoruz. Havl ona ait, kuvvet ona ait, ikram ona ait, ihsan ona ait. Yalnız ondan yardım dileriz. Yalnız ona yöneliriz. Ehli tevhid olmaya çalışıyoruz. Ehli kıble olmaya çalışıyoruz. Şirk pisliğinden uzak duruşmaya çalışıyoruz. Allah'la aramıza birilerini koymamaya çalışıyoruz. Alimdir, evliyadır diye onları hürmet ediyoruz. Öğretilerinden yararlanıyoruz. İyi anlattığı şeyleri dinlemeye çalışıyoruz. Kur'an'ı nasıl anlattıysa öğreniyoruz. Peygamberi nasıl anlattıysa öğreniyoruz. İlimlerinden yararlanıyoruz ve asla saygısızlık yapmıyoruz. Ama onların bilgisi haricinde onları Allah'la aramıza da koymuyoruz. Yani şirk pisliğinden aracı tanrılar, yedek yalvarıcılar, yedek işte sunakları da bir şeyler sunabileceğimiz birilerini de araya koymuyoruz. Evet, mürşidimiz var ama hocamız olarak var. Öğreticimiz olarak var. Ustamız olarak var. Kurtarıcımız değil. Kurtarıcı olan Allah. Değil mi? Yani dolayısıyla hani bu incelikleri de düşünerek, bu incelikleri de akıldan çıkarmayarak, ehli tevhid olarak ve daima Allah'tan ümidimizi hiç kesmeden, o ümidin, o ipin varlığını da hep bilerek Allah yaşayıp gitmeyi hepimize nasip etsin. Emine Esma geldi, Zafer Arsoy abim geldi sonuna doğru. Demek istediğimiz budur efendim. Sadece ibadetler üzerinden bize dindarlığı anlattılar. Barış eylemleri, topluma huzur getiren eylemler, katkı sağlayan eylemler, sıkıntılardan, dertlerden kurtaran eylemler üzerinden dindarlığı anlatmadılar. Bir daha düşünelim dindarlık konusunu. İbadetlerimizi zaten yapmak zorundayız. O bir kulluk görevidir. Allah'ın üstümüze yüklediği bir yükümlülüktür, ödevimizdir. Onları yapacağız. Ama salih eylemler, salih ameller yapmadığımız sürece gerçek bir mümin olamayız, gerçek bir Müslüman olamayız. Ümidimizi kesmiyoruz. Olacağız inşallah. Salih ameller, barış eylemleri yaparak, güzel eylemleri yaparak, başkalarının ruhuna, kalbine, hayatına, sıkıntılarına dokunarak iyi şeyler yapacağız. İyi insanlar olacağız. İyi insan olduğumuzda iyi Müslüman olacağız. İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayacağımızı da, iyi mümin olamayacağımızı da
Bileceğiz herhalde. Bu kadar efendim. Allah bizi ameli salihte, iyi eylemlerde, barış eylemlerinde, salih eylemlerde, salahat getirici, huzur getirici, mutluluk getirici, gönlümüze dokunucu, kalbimize dokunucu eylemler yapmaya, işler yapmaya, ameller yapmaya muvaffak etsin efendim. Geceniz hayır olsun. Ya selam, ya selam.